Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaan Demirkuşak. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni video ile sizlerin tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videomda size geçen hafta, daha doğrusu 2 hafta, yani 2,5 hafta falan elime geçen bir lotu göstereceğim. Buradan Alper kardeşime çok teşekkür ederim. Takasla aldım lotu. Hala koleksiyon camiasında insana yardımcı olmayı seven insanların olduğunu görmek güzel. Alper'e tekrardan buradan çok teşekkür ederim. İki tane bir figürü buradan gördünüz. İncelemesini kanalıma attım. Ama bütün notu sizlere göstermek istedim. Çünkü burada gerçekten çok güzel figürler var. Biraz kısa video olacak belki ama bu mutluluğumu size paylaşmak istedim. Öncelikle gördüğünüz figürleri tekrardan göstererek başlayayım. Bunları Dreams'ten aldım. Neden doğrusu başka oyun siparişimi şey yapıp Dreams'e takas ettim diyeyim. Sith Trooper almıştım. Bunun incelemesi kanalında var. Gayet beğendiğim bir figür. Çok üzerine durmuyorum o yüzden. Diğer daha önce incelemesini yaptığım ve o gün aldığım figür ise TVC WoW figürü. Şimdi görmediğiniz ve benim takasla aldığım figürlere geçelim. Şimdi böyle kötüden iyiye doğru gitmek istiyorum. O yüzden ilk göstereceğim figür Rose Tico'nun ofisi olarak saklandığı figür. Ya, saklandığı mı? Gizlendiği mi? Disguise deniyor. Disguise Türkçesi ne olabilir? Gizlenmek hani. Daha doğrusu şey kamuflaj. Hani Last Jedi'da öyle bir şey vardı. Aslında almazdım ama hani böyle şeylerin arasında, böyle imparatorluk askerlerinin arasında bir ofisör olarak dursun diye alayım dedim. 5 eklem bir figür. Çok bir aslında olayı yok. Rose'u da çok sevmem. Ama Alper bana uymuyor dedi. Al senin olsun dedi. Ben dedim ki olur. Rose'la başlayalım. Daha sonra Rose'la aynı paketten çıkan ama Rose'u ne kadar sevmiyorsam bunu o kadar sevdiğim BB-9E. Şöyle kameradan çok fokuslamıyor galiba ama şöyle gösterebilirim. BB-9E aslında BB-8'in bayağı First Order versiyonu. Battlefront oynuyorsanız kendisine oynayabilirsiniz kötü adam olarak. Çok hoş bir figür. Kafası dönüyor. Çok bir olayı yok bunda. Ama şey güzel. Mesela 6. figürüne göre altında biraz böyle bir şey yastı bir tabaka var. Hani durdurabiliyorsunuz elinizde. Çünkü 6. figürde yuvarlak olduğu için böyle bir dengesini tutmasını gerekiyor. Hacı yatmaz gibi figür. Ama bunda öyle bir şey yok. Gayet hoş bir figür. Alper'den gelen diğer bir figür de buydu. Ondan sonra diğer göstermek istediğim figür Imperial Sand Trooper figürü. Bu figür normalde ışıklı bir figür. Bunun ışığını takacağım. Yani pili bitmiş takacağım. Şöyle yakından size göstereyim. Eli oynamıyor yani. Düz beşek yani. Düz eklem oynuyor. Şöyle ayakları oynuyor. Bile oynamıyor çünkü şuradaki pilli mekanizmasından dolayı. Ama kolu falan oynuyor. Bu figür de böyle arkada işte stonların arasında dursun diye aldım. Hoş bir figür, böyle çok inanılmaz güzel bir figür değil. Ama hani böyle arada dursun. Bende bir de böyle bir figür de yoktu. Bir ışıktı ya, onu ışığını halledeceğim. Bunun bir yerden pil mekanizması vardır, onu araştıracağım. Halledeceğim ve güzel bir ışıklı mekanizması olacak. Şöyle de bir paleti var, onu da görebilirsiniz. Bu da Hyper'den gelen diğer bir figürdü. Sıradaki figürümüz Mace Windu figürü. Figürün kılıcını ben kendim yaptım. Yani yapmadım daha doğrusu. Bu çocukların sayma çubuklarından bir tane çubuk verdim. Ucunu da boyadım. Figürün olayı, şöyle bacaklarını şey yaptığınız zaman şöyle kollarını ileri geri atıyor. Şöyle kılıcını elinden çıkarıp şöyle göstereyim. Güzel figür. Yani çok şey yok aslında. Komik bir figür. Böyle ellerini yukarı aşağı yukarı aşağı kaldırıyor. Eline işte kılıç verdiğiniz zaman böyle saldırıyormuş gibi yapıyor. Diz eklemi yok. Zaten hani eklemi olsaydı şu hareketi yapamazdık yüksek ihtimal. Bel eklemi var. Böyle çatır çutur ediyor zaten. Fark etmişsinizdir. Kafası dönüyor. İşte eline de şöyle kılıcı koyup tekrar kameraya verdiğim zaman, bir saniye, İşte şöyle saldırabiliyorsunuz. Tabii kollarını biraz daha yukarı kaldıracaksınız. Şöyle şöyle Mesut'un saldırgan bir figürü. Evet, sıradaki figür benim çok beğendiğim figür Luke Skywalker'ın Stormtrooper kamuflajındaki Legacy figürü. Bunun TVC'si de çıktı galiba ama benim aldığım Legacy versiyonu. Şöyle netlerse kameram, daha net bir şekilde görebilirsiniz. Evet, netlemedi.
Ya figür aslında bayağı Stormtrooper figürü. Hatta kaskı da çıkıyor. Kaskını takabiliyorsunuz. Tek olayı kafasının çıkıp look olması. Figürün gördüğünüz gibi arkasında biraz sararması var. İleride bu sararmaların nasıl giderileceğini gösteren bir video çekmek istiyorum. Tabii bu videoyu çekmeden önce benim de bunu denemem lazım. Tabii ki şeylerini vesaire internette araştırdım, baktım nasıl sararmaya gider. İşte hidrojen peroksit kullanan insanlar ama videosunu çekmeden önce tabii ki biraz kendim denemem lazım. Birkaç tane böyle sararmış figürüm var. Şöyle genelde beyaz figürlerde sararma oluyor. Bazı gri ve siyah figürlerde de olduğunu görürüz ama bu figürlerdeki sararmaların nasıl giderileceğini anlatan bir video çekmek istiyorum. Bu da Alper'den gelen diğer bir figürdü. Şimdi diğer figüre geçeyim. Bu figür aslında benim yaptığım bir custom. Şuraya ya da şuraya bu figürün orijinal halini koyarım. Figür normalde Black Widow figürüydü. Biz bunu kardeşimle Mara Jade figürüne çevirdik. Biraz büyük gördüğünüz gibi. 6 inç değil, 3.75 değil. Bu 5.5 inç şeylere, Migros'taki satılan Star Wars figürlerine benziyor biraz. Işın kılıcını şu anda yapamadık. 3D makine siparişi verdim. Onlarla inşallah güzel videolar çıkacak. O makine gelince kendisine bir güzel mor ışın kılıcı basacağız. Hani yaptığımız şey kemerini kahverengiye boyamak oldu. Gri bir kemeri vardı ve gri noktalarını bıraktık birazcık. Paratacı sürdük. Kollarını boyadık. Kolları masmaviydi. Kafasını hiçbir şey ellemedik. Kafasını direkt çıkardık. Bir de şu çok görünmüyor şu anda ama gördüğünüz gibi silah kabzası ekledim ben ona. Orada Mara Jade figürünü olan figürdü. Şeydi. Detaylı. Figür şöyle dizleri eklemsiz. Kollar ama eklemli. Güzel bir figür. Bunu da kılıç yapacağım. Belki kılıç yaptığım videoyu da çekerim. Tabi önce güzelce bir öğrenmek gerekiyor 3D makinesi için. Şimdi de burada 5 tane figür de, pardon 4 tane figür daha var. Bunları en son sakladım. Çünkü bunlar benim aralarında en çok beğendiğim figürlerdi. Şimdi geçelim. Force Unleashed'den Evo Trooper figürü. Gerçekten çok güzel figür. Figürün eksikleri var tabi. Normalde bunun silahı bu silah değil. Böyle gri bir silah var. Bir de böyle ipli mipli var. Onu da basacağım. Çantası da Sand Trooper çantası, Evo Trooper'ın çantası biraz daha farklı. Onun modelini buldum, basacağım. Bir de şurada böyle minik, nasıl desem, şurada kare, şurada da silindir şeklinde bir eklentisi var. Onlar da minik, ama basılacak şeyler. Yani çok güzel figür. Gerçekten ben Force Unleashed'de büyümüş bir insanım zaten. Force Unleashed'de hatta Star Wars tanımış bir insanım diyebilirim size. Bende Wii vardı. Wii'de Force Unleashed 2 oyunuyla Star Wars tanıyıp oradan Star Wars evrenine işte beğenip ondan sonra bu hale geldim diyeyim size. O yüzden bu figürün yani Force Unleashed'in benim için yeri çok ayrı. Gerçekten çok hoş bir figür gördüğünüz gibi. Evet, diğer figürümüze geçebiliriz o zaman. Diğer figürümüz minnacık ama çok güzel bir Vintage Collection 2019 TVC Yoda figürümüz. Bu Dagobah'taki Yoda. Çok hoş bir figür. Full eklemli zaten. Böyle inanılmaz full eklenme bence zaten çok Yoda yok. Bir TVC var şey Episode 3 bir de bu var herhalde. Diğerleri ya böyle işte dönme eklem oluyor. Ha bir de Clone Wars var. Clone Wars'u unutmayalım. Ya da böyle işte saçma sapan eklemli oluyor. Ama bu herhalde şu ana kadar elime geçen en güzel realistik Yoda oldu diyebilirim. Clone Wars saymıyorum tekrardan. Figürün iki tane aksesuar var. Bir böyle flütü var. Şeyine taktığı, boynuna taktığı. Bir de gördüğünüz gibi minik bir sopası var. Ten rengi biraz açık. Hoşuma gitti. Çünkü Yoda'nın bu rengini ilk kez gördüm ve beğendim de. Güzel bir figür, bayağı hoş. Bu Levent abiden geldi. Alper benim için bir süre sakladı. Buradan tekrardan kendisine teşekkür ediyorum. Bu figür için. Diğer bir figür yine Levent abiden gelip Alper'in benim için sakladığı Carbonized Vintage Collection Keradon figürü. Gerçekten çok istediğim figürdü. Keradon'un 375 figürü. Çünkü kaçırmıştım ben ilk Mandalorian çıktığı zamanda. Daha sonra alamadım ve bunun açık hali bile çok saçma fiyatları düştü. Böyle AliExpress'te en son açık hali 270 lira falandı bende. Açıkçası vermek istemiyordum o kadar saçma fiyatları. İşte Amazon Store girdiğinde kaçırdım. Türkiye'de de birkaç kere satıldı kutulu. O zaman da nakitim yoktu, alamadım. Ama bunu gördüğünüz gibi iki ayağı aynı. Olduğu için Levent abi uygun fiyata koydu sağ olsun. Ben de aldım. Ama pozlama açısından ya da eklem açısından hiçbir sıkıntısı yok. Bir de Carbonized versiyonu. Biraz belli oluyor, biraz da belli olmuyor. Gördüğünüz gibi biraz daha parlak diğer figürlere göre. Figürün büyük ve küçük silah almak üzere iki tane silah var. Çok hoş figür. Özellikle Mandalorian dioramaları vesaire yapacağım işlerde bu figür çok işime yarayacak. Cidden çok güzel bir figür. Ve bugünün size göstermek istediğim son figürü ve gerçekten çok uzun süredir beklediğim Alper'e baskı yaptığım figür.
Gördüğünüz gibi şu kontuk figürü şeyden çıkan, Sith Evolution Pack'ten çıkan gerçekten çok hoş ve inanılmaz bir figür. Neden ben figür çok seviyorum? Kontuk'un bence en güzel figürü bu çünkü. Flek'ten zaten. Bir de boy olarak benzeme ve kılıç olarak daha iyi. Hani şey de var mesela benim bende Episode 3 kontuk figürü de var. Mesela biraz daha bodur ve pelerinin rengi biraz kötü. Bir de yüzünü çok benzetmemişler. Bu figürü o yüzden çok beğeniyorum. Hem boy olarak bayağı işte uzun. Zaten kontuk da uzun bir şey. Christopher Lee de bayağı uzun bir adam. Pelerini böyle gördüğünüz gibi hafif şeyleri var. Böyle dikiş hatası sanabilirsiniz ama kesinlikle değil. Adamlar kendileri özel olarak tipi pelerin böyle düz durmasını biraz daha heybetli dursun diye. Böyle şey var. Bu elektriği ben kendine verdim ama yanlış hatırlamıyorsam bu sette zaten dokunun elektrik şeyi çıkıyordu. Çıkmıyor da olabilir. Ve kılıcın neden dedim. Gördüğünüz gibi kılıcın kablosu biraz daha büyük diğer kontukun kılıçlarına göre. Gerçekten çok güzel figür. Yüzü de bayağı güzel ama kameram netleyemeyeceğini sanıyorum. Yüzü de böyle biraz hafif sinirli, kızgın bakan yüzü var. Bir de şeyi, eteği kumaş. Onu da cidden çok beğeniyorum. Çünkü bendeki dokunun eteği kumaş değil. Yani bu figürü yaratmayı çok istiyordum. Sonunda elime geçmiş oldum. Evet arkadaşlar. Bugün, geçen hafta elime geçen ama sizlere gösteremediğim figürleri göstermiş oldum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bir de sizden bir isteğim olacak. Lütfen bu videonun altına çekmemi istediğiniz videoları yazın. Aklımda birkaç tane figür var. Mesela hani Star Wars figür serilerini tanıttığım bir video çekebilirim. Çünkü çok fazla soru geliyor. İşte bu figür Clone Wars mu? Bu figür işte TVC mi? Legacy mi? Efendim Force Awakens figür mü? İşte o mu? Bu mu? Falan filan diye. Sizlere de anlayabilirim. Çünkü Star Wars'un gerçekten çok fazla figür serisi var ve karışmak çok normal. Hani ben 8 yıldır biriktiriyorum. Artık 8,5 yıl olacak herhalde. Ben bile artık hepsini ezbere bilemem. Tabii ki çoğunu biliyorum ama yani bilemediğim arada unuttuğum seriler oluyor. Çünkü çok fazla serisi var. Hani sonuçta 1977 yılında çıkmış bir film. Kaç yıl oluyor artık? Yaklaşık 40-41 yıl var. Bakayım. 77, 23 üzerine 43, 44. yıl olacak bu senin Star Wars'un. Yani o yüzden 44 yıldır biriken oyuncak serilerinin hepsini anlatmak isterim. Belki farklı video fikirleriniz vardır. İşte mesela en sevdiğin 10 klon figürünü anlat abi demiştiniz. Ben de onun videosunu çektim. Böyle başka tarzda videolar söylerseniz çekebilirim. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Gülsüzün olsun.